Şimdi biraz da hani çerçeveyi geniş de görmek gerekiyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim arifesinde işte başkanlık yarışı var, adaylar belirleniyor. İşte Biden bir daha aday olmadığını açıkladı vesaire. Tam da bu süreçte birkaç aylık bir süreç var önümüzde ki işte bütün piyasaları, küresel piyasayı da Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz böyle hareketlendirdiğini, aşağı yukarı çektiğini düşünürsek, esas meselenin burada olduğunu da öngörürsek eğer, seçimlere kadar yatırımcı, Amerika'daki seçimlere kadar yatırımcı ne yapmalı? Seçime kadar Trump'ın söylemleri özellikle kripto para topluluğu tarafından dikkatle takip edilmeli. Çünkü kripto para piyasasına destekler nitelikte konuşmalar yapıyor ve atılımları eğer dediğini yapabilirse çok daha yumuşak olacak, yumuşak bir geçiş olacak sektörel bazda baktığımız zaman. Halihazırda nasıl ilerliyor ABD politikası? Bir hem CFTC hem de SEC. Ve özellikle SEC Başkanı Gary Gensler, yani burada Borsa Komisyonu Başkanı'ndan bahsediyorum. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı. Çok sert bir tutum sergiliyor ve hem dijital para birimlerine karşı, hem geliştiricilere karşı, hem de normal kripto para üreticilerine karşı ciddi bir tepki halinde ve savaş halinde. Dolayısıyla açılan davaların takip ettiler. Ripple yönetimiyle SEC arasında geçen ve yıllardır süren bu dava sonuçlanabilir eğer Trump başa gelirse. Diğer taraftan yasal içerisindeki yumuşama ile birlikte daha fazla geliştiriciyi topraklara geri çekebilir. Çünkü burada katı politikalardan dolayı açıkçası geliştiriciler farklı ülkeleri tercih etmeye başlamıştı ve merkezlerini taşıyorlardı. Eyaletler bazında baktığımız zaman kripto para dostu eyaletler vardı, hala var olmaya devam ediyor. Ama genel yönetime baktığımız zaman Trump gelirse eğer bu sıkı politika daha yumuşak bir geçişe yerini bırakacaktır ve bu yumuşak geçişle birlikte aslında hem piyasa beslenecek hem de yukarı yönlü fiyat hareketleri desteklenecek. Neden? Bir de Bitcoin'in stratejik rezerv olması konusunda adımlar gelebilir ki Amerika böyle bir adım atarsa diğer ülkeler de bunu ayak uyduracaktır. Özellikle uluslararası arenada rekabet içinde oldukları ülkelerden bahsediyorum. İşte Çin, Rusya bu ya da işte Hong Kong'dan zaten adımlar gelmeye başladı. Yeni mekanizmalar oluşturulmaya çalışılıyor. Diğer taraftan bu arada İran'ın da kripto para ilgisi yüksek seviyede ilerliyor ve Rusya ile bu konuyla ilgili görüşmeler yaptığını, kapalı kapılar ardında bu görüşmeleri gerçekleştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla ABD'nin sert bir şekilde kripto para dostu ve bunu savunur bir şekilde bir de rezerv ilan etmesi, stratejik rezerv ilan etmesi tam bir dönüm noktası olur piyasa adına. Özellikle majör kripto para birimlerinde biz bu etkiyi görürüz. Yani o yüzden piyasanın desteklendiğini ve yükseliş senaryolarının gerçekleşmeye başladığını görürüz. Ama biz bu hikaye birkaç bileşen bir araya geldiği zaman nasıl bir satış baskısı yaşanabileceğini de gördük aynı zamanda. Yani seçim ve Trump bir noktaya kadar piyasayı tutabildi. Bunun dışında davranışsal olarak yatırımcı davranışına baktığımız zaman panik eğiliminde biraz da geçmişten referans alma duygusuyla daha fazla düşer korkusuyla ani satışlar yapılabildiğini ve sert bir düşüş getirebildiğini bu satışların yaşamış olduk ne yazık ki. Peki çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Eklemek istediklerim varsa alalım hemen. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde kripto para yatırımcıları da özellikle Ethereum ve Solana arasında çok kararsız kalıyor. Ve her iki kripto para birimi de aslında taban açısından çok verimli, çok güzel olmasına rağmen Ethereum istenilen performansı çok fazla gösteremiyor ne yazık ki özellikle ETF'lerden sonra. Bunun da sebebi Solana'ya yatırımcı kitlesinin kaymış olması ve buradaki meme coinlerin biraz daha ön planda olması ama piyasaya yeni girecek olan deneyimsiz yatırımcı meme coinlere karşı mesafesini çok iyi koymalı. Çünkü bu coinlerin altında tabanında herhangi bir şey yok. Yani şaka temalı çıkartılmış ve yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biz portföy çeşitliliği yaratacaksak eğer
kripto para birimlerine de katmayı düşünüyorsak, Bitcoin yine de görece Ethereum, Solana gibi majör kripto para birimlerine ekleyelim. Bunun dışında yeni çıkartılan, son zamanlarda bu işte halka art coinleri olarak ön planda tutulmaya çalışılan ve yatırımcıya işte 20 katı 50 katı diye sunulan hiçbir projeye tavsiye etmiyorum. Böyle bir yükseliş yok, böyle böyle bir tabanda çıkartılan bir kripto para birimi yoktur. O yüzden yatırımcı çok dikkatli olsun. Özellikle ilginin arttığı dönemlerde ne yazık ki piyasa adına manipülasyonlar da gelebiliyor. Biz majör kripto para birimlerini takip edelim ve portföyümüzün hepsini kripto para birimlerine yatırmayalım. Burada bir çeşitlilik yaratalım ki güvenli liman talebi olduğu zaman altın portföyümüzde işlemeye başlasın. Ya da yatırımcıların çoğu nakde geçmeye başladığı zaman buradaki dolar endeksinde olası bir yükselişe karşı döviz pozisyonu da olsun. Yani böyle 3'e 4'e bölebileceğimiz ana paramızı bu şekilde bir sepet oluşturabiliriz orta uzun vade için. Evet, sepet sistemi yine burada da işlediğini söylediğiniz. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kripto para uzmanı Helin Çelik yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.